Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu videoyu hızlıca çekip büyük ihtimalle akşam işe gideceğim. Henüz kesin değil. İşte burada böyle casual çalıştığınız zaman çalışma saatleriniz çok kesin olmayabiliyor. O yüzden ben her ihtimale karşı hazırlandım. İşe gitmeden önce bu videoyu çekip editleyip yüklemek istedim. Videonun başından da görebileceğiniz üzere bana Instagram üzerinden ve YouTube yorumlarda en fazla gelen sorulardan biriydi bu. Sydney, Avustralya'da geçinebiliyor musun diye. Orada birikim yapabiliyor musun? Kendini döndürebiliyor musun diye. Çünkü buraya gelmek isteyen o kadar fazla Türk vatandaşı var ki size anlatamam. Bu kadar Türkiye'den talep olduğunu gerçekten bilmiyordum. O yüzden çok şaşırdım. Çünkü düşündüğünüz zaman Avustralya dünyanın ucunda, hatta dünyanın sonunda bir ülke ve her yere çok uzak. Hani Amerika olur, Kanada olur, İngiltere olur, Malta olur. Özellikle dil okulu açısından daha fazla tercih edilebilir diye düşünüyordum ama Avustralya'ya da inanılmaz derecede bir ilgi olduğunu gördüm. Hem doğası hem daha yaşanılabilir bir ülke olmasından kaynaklı insanlar buraya gelmeye çalışıyorlar ve ben de sizin gibi gerçekten çok merak ediyordum. Buraya gelme kararı vermeden önce kafamda sürekli tilkiler dönüyordu. Acaba gidiyorum ama işte nasıl geçineceğim? Kendi ayaklarımın üzerinde durabilecek miyim? Ve geldikten sonra gerçek anlamda paranın değerini anladım diyebilirim. Daha önce Türkiye'de yaşarken kurumsal olarak çalışıyordum falan ama hep ailemle yaşıyordum. Ne fatura ödüyordum, ne kira ödüyordum. Doğrusu alım gücümüz iyi olmadığı için bunlara rağmen istediğim şeyleri alamıyordum, yapamıyordum. Kenara para atmak durumunda kalıyordum. Çünkü istediğim şeyleri alamadığım için para harcamak da içimden gelmiyordu yemek dışında. Daha çok İstanbul'da yaşarken, Türkiye'de yaşarken harcadığım şeyler hep yemek üzerineydi ya da arkadaşlarımla eğlenmeye çıkmak, takılmak üzerineydi. Ama işte konu teknolojiye geldiğinde, kozmetiğe geldiğinde, alışverişe geldiğinde Türkiye'de gerçekten son zamanlarda hiç almak istediğim şeyleri alamıyordum. Kira ve fatura ödemememe rağmen. Ve Türkiye'den taşınalı 2 sene oldu. 2 sene kadar Güney Kore'de yaşadım ve 3 ay önce de Avustralya'ya geldim. Kore'de yaşarken part-time çalışma hakkım vardı ve part-time çalışma hakkım olmasına rağmen sadece maksimum 16 saat falan alabiliyordum. Çünkü orası yabancıları çok açık bir ülke değil ve Busan gibi bir şehirde yaşıyorsanız, Seul'de değilseniz gerçekten 25 saati doldurmak çok zordu. Sadece benim değil, benim gibi yabancı olan arkadaşlarım da vardı. İtalyan arkadaşım mesela, o da maksimum 12 saat falan alabiliyordu. Ve 16 saat çalışarak tabii ki de Güney Kore'de ancak kendimi döndürebiliyordum. Ve zar zor döndürebiliyordum. Büyük umutlarla geldim açıkçası. Çünkü full time çalışma hakkım var ve İngilizce ana dili olan bir yer, Korece değil. Daha çabuk iş bulabilir, daha çabuk para biriktirebileceğimi düşünüyordum ama beklediğimden çok çok zordu. Daha önce Amerika'da work and travel yapmış biri olarak Amerika'da iş bulmanın çok çok daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle proses olarak. Ama burada bir işe başlamak istediğinizde sizden gerçekten çok fazla belge istiyorlar. Sizi denemeye çağırıyorlar, parasını ödemiyorlar, trial'a gidiyorsunuz. Bir sürü trial'lara gittim ve sonunda iş buldum. İş bulduğumda da yine ilk başta bana tabii ki 40 saat vermediler. İlk başta deneme süresince 20 saat, 22 saat, 12 saat, bazen 7 saat böyle haftalık ücret alıyorsunuz ve 2 ayın sonunda Christmas dönemi geldi ve Christmas dönemi burada inanılmaz yoğun geçiyor ve ben o dönem ilk defa bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca tam zamanlı çalışıyormuş gibi bir maaş aldım. Aslında şu anda çalışma saatleri yine düştü ama ufaktan artmaya başlıyor. Şubat ayının ortasına doğru bu durgun sezon hareketlenecekmiş. Bizler de onu bekliyoruz. Yani Avustralya'da sabit bir gelirinizin olması gerçekten çok zor. Eğer ki böyle bir geçici vizedeyseniz, benim work and holiday vizem var. Yine öğrenciler de aynı durumdan çok şikayetçiler. İkinci bir iş bulabilirsiniz ama ikinci bir iş de sizi yoğun saatlerde, perşembe, cuma, cumartesi, pazar isteyecek. Bu sefer ilk işinizle çakışıyor ve yine olmuyor falan. Gerçekten zorlandığım bir dönemdeyim diyebilirim. Gündüzlerimi en azından doldurabilmek adına gündüz böyle kafe işleri falan bakıyorum. Ama dediğim gibi şu anda durgun sezonda olduğumuz için birazcık zorlanıyorum. O yüzden YouTube'a
ve sosyal medyaya birazcık ağırlık vermek istedim. Şimdi videoya geçiyoruz. Çok uzattım, farkındayım. Ama bu açıklamaları yapmak istedim ki bu perspektiften bu geçim olayını değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi Avustralya'da geçinebiliyor muyuz? Kiramız var, faturamız var. Sydney'de çok güvenli bir semtte oturuyorum. Burası Mosman diye geçiyor ve birazcık böyle Sydney'in kuzeyinde kalıyor. Burası Manly ve City'nin tam ortasında bir yer. Manly'de çok güzel bir sahil, güzel bir plaj. Burada çok meşhur. Oraya da yarım saatte gidebiliyorum. Şehir tarafına da yine yarım saatte gidebiliyorum. Buradan ulaşım sadece otobüs var. Metro vesaire yok. Ve ben burada gerçekten Avustralyalıların yoğunlukta olduğu bir yerde yaşıyorum. Burada bir oda kiraladım. Bu benim yaşadığım ev iki odalı ve benimle beraber Avustralyalı bir ev arkadaşım var. O 9 senedir burada oturuyor, burada yaşıyor ve kendi kiraladığı evin bir odasını bana kiraladı. O şekilde biz burada yaklaşık 2 aydır yaşıyoruz ve ben buraya haftalık kira ödüyorum. Haftalık $350 faturalar dahil olarak ödüyorum ve kime ben bunu bu şekilde söylesem herkes çok şaşırıyor. Çünkü Manly, City ya da işte Mosman tarafları gerçekten inanılmaz pahalı arkadaşlar. Bir oda için haftalık 500 Avustralya doları falan isteniyor. O yüzden ben herkese $350 tuttum dediğimde herkes böyle çok şaşırıyor. Ve ben burayı bir arkadaşım sayesinde buldum. Gerçekten çevre yapmak çok çok önemli. Burada ne kadar çok çevre yaparsanız o kadar iyi bence. Güvenli ve çok daha hesaplı yerlere taşıyabilecek bir durum. Haftalık oda kirasına $350 dedik ve faturalar dahil dedik. Faturaları ne dahil? Elektrik, su, internet ve 2 haftada bir eve temizlikçi geliyor. Temizlikçi ücreti de yine dahil. Yani $350'dan aylık benim kira ve fatura masrafım 1400 Avustralya doları yapıyor. Bunun haricinde bir de ne masrafımız olabilir? Mutfak masrafımız var. Hiçbir şeyi paylaşımlı kullanmıyoruz bu evde. Herkesin kendi dolabı, kendi kısmı var ve yeme içme olayını ayırıyoruz. Ve ben mutfak masrafı için, tek bir kişi için ortalama $150'la $200 arasında bir harcama yapıyorum aylık. Ben sık sık evde bir şeyler yediğimi söylemem lazım. Yani özellikle akşam çalıştığım için genellikle sabah kahvaltımı evde yapıyorum. Bazen öğle yemeğimi yiyorum. Akşam yemeğini ya iş yerinde yiyorum ya da işte çıkışta yiyorum, bir şeyler alıyorum falan. O yüzden mutfak masrafım benim biraz fazla olabilir. Ve şunu da belirtmem lazım. Tek kişi olduğum için mutfak masrafı yapıyorum, evet. Çünkü hem yemek yapmayı seviyorum hem evde sağlıklı yemeği çok seviyorum. Ama yapamadığım ve yoğun olduğum zamanlarda birçok şeyin çöpe gittiğini de söylemem lazım. Çünkü bazı şeyleri bölerek alamıyorsunuz ya. O açıdan bence kötü. Yani aslında bence iki kişi olsanız da bu mutfak masrafı çok çok yükseklere çıkmaz gibime geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında bir de yemek söyleyebildiğim Uber Eats'e bir üyelik yaptım. O da aylık $9. Gerçekten yoğun olduğum dönemde beni kurtaran bir şeydi. Çünkü oradan market siparişi de verebiliyorsunuz. Ve market siparişi genellikle ağır olduğu için ben de taşımaya üşendiğim zamanlarda direkt olarak Uber Eats'ten söylüyordum. Ve oradan geliyordu. O yüzden aylık oraya da $9 ödüyordum. Buraya geldikten sonra Kore'deki Spotify'ı kullanamamaya başladım. O yüzden buranın Spotify'ına satın aldım. Ona da $15 ödüyorum. Dışarıdan yeme içmeye gelelim. Ben burada gerçekten çok çok lezzetli yemekler olduğunu söyleyemeyeceğim. Özellikle Kore'ye ve Türkiye'ye kıyasla. İyi bir yemek yemek istediğinizde en az cebinizden yine bir $100 çıkıyor kişi başı. İyi bir yemek istediğiniz zaman. Özellikle benim damak tadım yurt dışında yaşadığım dönemde çok değişti ve neyin iyi neyin kötü olduğunu gerçekten ayırt edebileceğimi düşünüyorum. Özellikle Asya mutfağı konusunda. Canım bir Japon yemeği istediğinde ya da işte güzel bir Türk yemeği yemek istediğimde falan, lokalleşmiş yemeklerdense daha böyle uzak doğu ya da işte kendi milletime özgü bir şeyler yemek istediğimde benim yemek masrafım aylık yine $200 buluyor diyebilirim. Çünkü işte ne kadar işte arada fast food falan filan yapsam da ayda bir en azından gidip güzel bir şeyler yemek istiyorum. Aylık dışarıda yeme içme masrafım da $200 civarında diyebilirim. Ulaşım gerçekten Sydney'de çok pahalı
ben tren kullanmıyorum, otobüs kullanıyorum ve otobüste de belli saatlerde, atıyorum akşam 4'ten sonra ya da işte sabah yoğun saatlerde 4 dolar basıyor arkadaşlar. Yani günde 8 dolar otobüse gidiyor. Her gün çalıştığımı düşünürseniz. Bazen aktarma yapıyorum, bazen trene biniyorum, başka bir şeyler yapıyorum falan filan. Bunları düşündüğümüzde haftalık ortalama 50 dolar, aylıkta 200 dolar benim ulaşıma gidiyor. Onun haricinde bir de sim kart var. Tabii ki de telefonuma internet paketi yapıyorum. Bazen YouTube videolarımı yüklerken internet paketimden yüklüyorum. Çünkü buradaki Wi-Fi inanılmaz yavaş. İnanamazsınız. 12 dakikalık videoyu 7-8 saatte falan yüklüyor. Ben 20-24-25 dakikalık videoları neredeyse 24 saatte ancak yükleyebiliyorum. Benim için çok büyük bir zaman kaybı. Özellikle hani hem yoğun çalışıp hem de YouTube'a vakit ayırmaya çalıştığım için gerçekten beni bayağı bir zorluyor. O yüzden sabırsız olduğum dönemlerde sürekli internet paketi yapıp internet paketimden videoları yüklüyorum. O yüzden bu videolara verdiğiniz bir like, bir yorum o kadar değerli ki size anlatamam. En azından beni desteklemiş olursunuz. Çünkü bu videoları yaparken gerçekten hem kendi zamanımdan ayırıyorum hem de kendi bütçemden ayırıyorum. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. SIM kart için de aylık 35 dolar ödüyorum. Ama dediğim gibi bazen 70 dolar da çıkabiliyor aylık cebimden. Tamamen YouTube'daki benim etkileşim oranına bağlı, video yükleme durumuma bağlı. Ama aylık yapmak istediğinizde 35 dolar 40 GB bir internetiniz oluyor. Konuşma hakkınız, SMS'iniz vesaire de oluyor. Bunun dışında kişisel harcamalar. Kişisel harcamalar tabii ki kişiden kişiye göre değişir ama bileyim bir sinemaya gidersiniz, 2 günlük bir geziye gidersiniz, masaja gidersiniz, bir alışveriş yaparsınız. Bu da aylık ortalama 300 dolarla 500 dolar arası diyebilirim. Tabii ki dediğim gibi kişiden kişiye göre değişiyor ama benim ortalama 300 dolarla 500 dolar arası tam zamanlı çalıştığım dönemde bir harcama yaptığımı gözlemledim. Bunun dışında benim bir sağlık sigortam yok arkadaşlar. Yaptırmayı çok istiyordum. Ancak burada şöyle bir durum var. Work and Holiday vizesindeki sağlık sigortaları inanılmaz pahalı. Biliyorum buradaki sağlık hizmetinin çok çok pahalı olduğunu, birazcık risk almış durumdayım. Allah korusun başıma bir şey gelmesin tabii ki de. Burada gerçekten pahalı olduğunu söyleyebilirim. Sağlık sigortası yaptırmayı düşünürseniz de haftalık 50 dolarla 70 dolar arasında değiştiğini, birkaç tane sağlık firması var burada ünlü olan. Bupa vardı sanırım en popüler olan. Burada da sağlık paketleri var. Oradan bakabilirsiniz neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor diye. Bunlar da haftalık yaklaşık 50 dolar ile 70 dolar arasında. Sanırım şöyle bir toparlarsak toplamda yaklaşık 2600-2800 dolar arasında gidip geliyor desek ve cebinize tam zamanlı çalıştığınızda aylık ortalama 4000 dolarla 4300 dolar arasında bir para girdiğini düşünürsek aslında kenara para atabildiğinizi söyleyebilirim. Hem yiyip içip hem alışverişinizi yapıp hem de kenara para atabiliyor olmanız gerçekten çok güzel. Dediğim gibi hani bu şekilde birikim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tam zamanlı çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi haftada en az 40 saat çalışmanız gerekiyor bunları yapabilmeniz için. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yine aşağı yorum yazabilirsiniz. Benim unuttuğum bir şey varsa da yine aşağı yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.